Vallahi hepsi birbirinden güzel sorular. Evet, teşekkür <laughs> ederim. Şimdi önce şuradan başlayayım. Genel seçime giderken Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı eşit değildir. Muhalefetin tarihsel sınırı. Bunun birçok nedeni var. Belki üzerine birkaç program yapılabilir. Çünkü kampanyanın başlangıcında çok ciddi bir toplumsal destek söz konusuydu. Ama kampanya devam ettikçe hem muhalefetin bana göre yaptığı hatalar hem iktidarın yaptığı etik dışı tutumlar, kara propaganda dahil olmak üzere çok beklenenin çok aksi yönünde bir sonuç yarattı. Ve tekrar diyorum hani günlerce konuşulabilir üzerine. Bu nedenle geride dahi olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'da yine de aynı şeyi söyleyecektim. Onun aldığı oy oranı eşit değildir. Muhalefetin İstanbul'daki tarihsel sınırı. Şimdi seçmen Genel seçimle yerel seçimi büyük oranda kafasını ayrıştırıyor. Mesela genel seçime giderken şöyle bir soru koydunuz işte. Beğendiğiniz bir aday olursa partinizin adayı dışında birine oy verir misiniz sorusunda çok ciddi bir ayrışmayla karşılaşmıyoruz. Ama yerel seçime giderken bölgesine göre 55 ile 65 oranı arasında, %55 ile %65 arasında bir seçmen grubunun adaya göre oy verme eğilimini görüyoruz. 2018 yılında az önceki bölümde bahsettiğim e, profil analizini bu dönem yeniden tekrar ettik. Yani seçmen belediyeci de nasıl bir e, profil arıyor diye. Bir kere ilk e, söylemek istediğim bulgulardan bir tanesi şu. 20 yılda bir kuşak dönüşümü geliyor ve e, yine Türkiye'de e, siyasal olarak bir kuşak dönüşümü e, döneminin içerisindeyiz. E, bunu şu nedenle söylüyorum. Mesela e, Ölçümlerde şöyle soru kullandık. 3 tane aday var karşınızda. Hangisine oy verirsiniz? 35 yaşında, 50 yaşında, 65 yaşında. 65 yaşında adaya oy verme oranı %2'lerde kalıyor. Ee, 65 yaş ve üzeri seçmenin 65 yaşındaki adaya oy verme oranı maksimum %7'yi görüyoruz. Bu şunu gösteriyor. Orta yaş ve altı şey var. Ee, aday veya belediyeci talebi söz konusu. Yine Yerel seçime giderken belediyecilik deneyimi ana belirleyici unsurlardan bir tanesi. Ama bu bir başarı hikayesiyle birlikte gelmiş bir belediyecilik deneyimi. Yani mesela muhalefette de iktidarda da olan belediyelerde yüzde 26, yüzde 30, 35 memnuniyet oranları görebiliyoruz. Kazandıkları şehirlerde bile. Bunlar düşük oranlar olduğu için söylüyorum. Burada bir belediyecilik deneyiminin önemli olduğuyla karşılaşıyoruz. Murat Kurum'un işte bakanlık vesaire gibi deneyimlere aktarılıyor. Ama bir önceki adayı hatırlayacak olursanız başbakanlık deneyimi söz konusuydu. Ve bir geçmişinde başbakanlık olan biri, geçmişinde bir çeperde bir ilçenin belediye başkanı olan ama başarılı bir belediye başkanı olan Beylikdüzü'nde seçmenin memnuniyet oranı %83'tü o dönemde. Bir başarı hikayesi olan belediye başkanına karşı seçimi kaybetti. Şimdi dolayısıyla... Ee, yani seçmenin aradığı özellikler iyi eğitimli olması, belediyecilik deneyimli olması, orta yaşlı olması ve benzeri e, kriterlerle ilerliyor. Bir de İstanbul'a bir birlikte bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, biz e, şirket olarak aynı zamanda ağırlıklı olarak pazar araştırmalarında da çalışıyoruz. Ve orada pazar araştırmalarında ilk baktığımız e, sonuçlardan biri sosyoekonomik statü farklılıklarına göre tutum ve davranış farklılıklarıdır. E, bu nedenle de siyasi ve sosyal ölçümlerimizde sosyoekonomik statü e, dağılımını da alarak onlara göre yanıtların farklarına bakarak ilerliyoruz. Bunu şu nedenle söylüyorum. Ölçümler bize gösteriyor ki 2018 yılından bu yana sadece 5 yıl içerisinde İstanbul'da anlamlı bir sosyoekonomik statü dönüşümü söz konusu. Yoksul, eğitimsiz seçmen önemli oranda azalmış durumda. Orta, orta üstü ve üst gelir grubuna ait seçmen artmış durumda. Ama buradaki kastım insanların refahının artması değil. Statüsü yüksek olan insanların daha fazla kalıp sosyoekonomik statüsü düşük olan insanların görece azalması. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir tanesi Türkiye'nin her yerinde hayat pahalı, evet. İstanbul'da ise çok pahalı. Bu nedenle düşük sosyoekonomik statü grubu memleketlerine veya İstanbul dışına doğru çekilmek zorunda kaldı. İki, AKP'nin açmış olduğu tabela üniversiteleri, Elbette ki hepsi değil ama anlamlı bir kısmı tabela üniversitesi benim gözümde. Onların yarattığı bir demografik dönüşüm söz konusu. İstanbul'da artık yüz binlerce belki milyonların üstünde insanın statüsü var, geliri yok. Dolayısıyla İstanbul statüsü bol, geliri düşük insanların ağırlıklı olarak yaşadığı bir kente doğru dönüşüyor. E, tabela üniversitelerinin yarattığı şöyle durumlarla karşı karşıyayız yüksek lisanslı birçok çocuk motokuryelik yapıyor bugün. Birçok genç. Baktığınız zaman sosyoekonomik statüsünü ölçüyorsunuz yüksek ama gelirine baktığınız zaman orta orta altı gelir grubunda. Bunu söylememin nedeni şu. Düşük sosyoekonomik statü grubundaki seçmen dünyanın her yerinde en katı fikirlere sahip seçmenler. Fikirleri pek değişmez. Daha aşırılıklar oralarda karşılık bulur. Türkiye'de de yapılan birçok ölçümde düşük sosyoekonomik statü grubundaki seçmende iktidara çok radikal oranda bir destek söz konusu. Büyük Zaten oranda yani. Zaten bir, bir önceki destek seçimde söz konusu. İstanbul'da en düşük gelirli ilçelerin önemli ölçüde Erdoğan'a destek evet, verdiğini evet, gördük. Evet. Hepsinde Şimdi Erdoğan bu birinciydi. Evet, bu ilçelerde anlaşılır oluyor ama hani seçmen özeline baktığımızda isterse yüksek gelirli bir ilçede yaşayan sosyoekonomik statüsü düşük bir olsun, isterse tam tersi olsun sosyoekonomik statüsü düşük olan, yani bunu neye göre hesaplıyoruz? Bir, son mezun olduğu okul iki mesleki pozisyonu veya yaptığı iş üzerinden. Şimdi dolayısıyla onların daha çok, iktidarın daha çok oy aldığı düşük sosyoekonomik statü grubunda 5 yıl içerisinde İstanbul'da çok anlamlı bir düşüş var. Peki ne artıyor derseniz orta gelir de tam artmıyor. Onun yerine AB grubu, üst sosyoekonomik statü grubunun ağırlığı İstanbul'da artıyor. Ee, bir, onlar Peki tüm bunların bu iki adaya i̇ki, etkisinin nasıl olduğunu e, düşünüyorsunuz? Şöyle, mesela e, AB grubunda örneğin e, AKP ailesinin siyasal hikayesi, AKP veya türevleriyle örtüşen gençlerin e, oy davranışına baktığınızda aslında aileleri kadar katı bir e, AKP yanlılığıyla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü e, bir bakıma da veya muhafazakarlıkla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü AKP'nin hesap edemediği bir şey ortaya çıktı bu tabela üniversiteleriyle okula gönderdikleri çocuklarda şöyle bir etki ortaya çıktı. Üniversite sekülerleştiriyor. Ve dolayısıyla aslında ailesiyle birebir aynı sayıklarla hareket etmiyorlar. Bu nedenle AB grubu arttıkça İstanbul'da muhalefetin şansı da artıyor. Bununla birlikte tabii ki sadece bundan ortaya çıkacak bir sonuç yok. Bu dönem seçime giderken Sayın İmamoğlu'nun hem çok kolaylık bulacağı alanlar var, hem zorlanacağı alanlar var. Bir öncekinde daha zorlandığı konu neydi? Bir olasılığı anlatıyordu topluma. Ben geleceğim ve iyi yöneteceğim. Ama bu kez geldi ve iyi yönetti. Dolayısıyla bunun verdiği imkan alanı söz konusu. Zorluklar yok mu? Elbette ki var. Bir öncekinde küçük partilerden tutun, işte HDP seçmeninde, İyi Parti'nin ittifaka dahil olmasında, daha az bölünmüşlükte birçok avantaj vardı. Şimdi bunların hepsi önemli bir kısmı ortadan kalktı. Ama şunu da ekleme ihtiyacı hissediyorum. Zafer Partisi'nin genel seçime giderken bölebilme kapasitesi eşit değildir yereldeki bölebilme kapasitesi. Memleket Partisi için aynı şeyi ekleyebilirim. Ee, burada muhalefetin aleyhine görünen bir tek şey bunu da özellikle İstanbul dışında yaptığımız ölçümlerde bulduğumuzu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü İstanbul'u daha yeni çalışıyoruz. Eee İyi Parti tarafında İyi Parti seçmeninin yaklaşık bir yüzde %30 civarı bir grubunun e, iktidarın da belediye başkan adaylarına oy verme eğiliminin yeni yeni başladığını görüyoruz. Bu eskiden yoktu. Bu bunun en üst sınırını %9 olarak e, bulmuştuk biz. Giderek Anadolu'daki bazı kentlerde bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. Ben İstanbul ve Ankara'nın bunda büyük oranda ayrışma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, Muhtemelen çünkü mesela yapar İstanbul yapar ve Ankara ilçe başkanları Ankara'da çok daha baskın. İstanbul'da yarısından çoğu zaten işbirliğinden yana tavır koymuşlardı. Evet. Herhalde tabandan bağımsız bunu istemediler.